Herkese merhaba. Bugün 4 Nisan 2022 Pazartesi. TR724 YouTube kanalındasınız. Nöbetçi Yatırım Programı ile karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarına bakacağız. Günün yorumlarını yapacağız ve manşeti beraber atacağız. Gündemde yine sıcak konularımız var. Enflasyon tutulamıyor. Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Öyle ki Suriye'den bile kötü duruma düştü Türkiye. Erdoğan rejiminin rakamları oynamasıyla meşhur İstatistik Kurumu bile %61,14 gibi bir rakam açıkladı ki bu rakamın detaylarını bülten içerisinde size aktarmaya çalışacağım. Bağımsız araştırma gruplarında ise bu rakam %100'ün çok da üzerinde. Bir taraftan Ukrayna ile ilgili gelişmeler var. Buça'da yaşanan soykırım dünyayı şok etmiş vaziyette. Sokaklardaki cesetler dünya medyasının manşetlerinde, gelişmeleri takip edip aktaracağız. Öte yandan siyaset gündemi ısındı. Anketler var. Altılı Muhalefet Partisi'nin partilerinin seçim güvenliğiyle ilgili yeni projeleri var. Bir yandan da Macaristan'daki seçimler Türk siyaseti hakkında çok önemli şeyler söylüyor. Orban yeniden kazandı ama bu kazanmanın Türkiye'ye söylediği, anlattığı çok şey var. Detaylarıyla birlikte bütün gelişmeleri bülten içerisinde size aktaracağız. Özetle dopdolu bir bültenle karşınızdayız. Hemen herkesi ilgilendiren günün manşeti olacak olan konuya geçelim. Türkiye'de enflasyon tutulamıyor. Erdoğan rejiminin kontrolündeki bütün devlet kurumlarında olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu da rakamları sarayın istediği şekilde sunmasıyla meşhur. Biliyorsunuz sık sık başkan da değiştirdi. Bugün açıklanan rakam, enflasyonla ilgili olan rakam %61,14. Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 7. ülkesi oldu Türkiye. Bu da 61,14 resmi söylem. Yani sarayın açıklanmasına izin verdiği rakam. Bağımsız akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma grubunun Mart ayı enflasyon oranı ise %142,63. Ve ABD'li Profesör Doktor Steve Hanke ise bu rakamı %95 olarak açıklamıştı daha önce. Yani şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. En basite, en iyimser senaryoyla rejim tarafından açıklanan rakamlarla bile %61,14 olan enflasyon bağımsız akademisyenlerin çalışmasına göre de %142,62. Bu dünya rekoru demek, daha doğrusu Türkiye rekoru demek. Cumhuriyet tarihinde en yüksek enflasyonla karşı karşıyayız şu anda. Ve dahası dünyanın en yüksek enflasyona sahip 7. ülkesi oldu Türkiye. Bu rakam nedir? %340'la Venezuela, biliyorsunuz açlıkta insanların açlıktan hayatını kaybettiği, cesetlerin sokaklarda kaldığı Venezuela'da durum böyle. Suriye'de bile düşünün 10 yılı aşkın süredir iç savaş yaşayan yıkılmış bir ülke, milyonlarca insanın mülteci haline geldiği bir ülkede bile enflasyon Türkiye aşağı yukarı Türkiye ile aynı, orada Suriye'de 72. Eğer bağımsız akademisyenlerin çalışmasını baz alırsanız Türkiye'nin durumu Suriye'den kat ve kat kötü. Peki ne oluyor? Bu rakamlar Türkiye'yi nereye götürüyor? Avrupa'yı ona katladı bu ara, bu istatistiklerden devam edersek. Türkiye Avrupa'nın ortalama enflasyonun 10 katı yüksek rakamlara ulaştı. Tabii bu rakamların bir özelliği daha var. Bunlar son doğal gaz zamları. Son işte bu bülteni hazırladığım saatlerde gelen yeni akaryakıt zamları. Son şeker zamları, ki şeker zamları biliyorsunuz ayrı bir komediye neden oldu. Erdoğan Özbekistan dönüşü uçakta beraberine götürdüğü gazetecilere şekerle ilgili bir sorun yok, zam falan da yapmayacağız, her şey yolunda dedi. Daha Erdoğan uçağa İstanbul'a inmeden şekere zam geldi. Sonra Fahrettin Başkanlığındaki İletişim Başkanlığı, Fahrettin Altun bir sansür girişimi yaparak Erdoğan'ın sözlerini sansürlemişti. Şeker bahsinde bunu da hatırlatmış olalım. Yani tam bir yönetilemeyen bir kaos hali söz konusu. Ve bu son zamlar bile işlenmeden yüzde rakamlar bu rakamlara ulaşmış durumda. Yüzdelik rakamlar korkunç. Tabii bu Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin aslında ne kadar büyük olduğunu, ne kadar saklanmak istenirse saklansın, başarılamadığını, ekonominin sokağın yangın yeri olduğunu gösteren çok önemli bir veri. Tabii geçtiğimiz bültenlerde de size aktarmaya çalıştığımız bir realite tekrar gündeme düşüyor. O da şu, enflasyon oranının bu şekilde yüksek olmuş olması yapılacak olan zamları tekrar tartışmalı hale getirdi. Malum olduğu üzere rejim Ocak ayı içerisinde seçim ekonomisinin bir parçası olarak büyük oranlarda zamlar yapmıştı. Ama o zamlar daha ilk 3 ay olmadan eridi. Şimdi gözler Temmuz'da yeniden bir zam yapılıp bir ayarlama yapılıp yapılmayacağı yönündeydi. Enflasyon oranları bu şekilde giderse zaten o zamana kadar kalmadan da bütün zamlar, bütün maaşlar erimiş olacak. Dolayısıyla yeni bir düzenleme kaçınılmaz hale gelmiş olacak.
Özetlemek gerekirse Erdoğan rejiminin tek adam yönetimi, 15 Temmuz sonrası zirveye çıkan hukuksuzluklar ve önü ardı alınamayan yolsuzluklar, Erdoğan rejiminin hukuk tanımayan keyfi uygulamaları sebebiyle Türk ekonomisi batmış vaziyette. %61 bile Erdoğan rejiminin kendi saray destekli yapılarının açıkladığı rakam bile %61. Düşünün, gerçek rakam yüzde kaç? Zaten bunun için çok bir şey araştırmanıza gerek yok. Sokağa adım atıp en ufak, en yakın markete, en ufak bir pazar alışverişine çıkmanız zaten Türkiye'de yaşanan gerçekliği size gösteriyor. Evet, acı tablolar, özellikle de boş dürüm gibi insanı çok acıtan, çok canını yakan haberler her gün sosyal medyaya yansıyor. Ana akım medyaya yansımıyor, göremiyorsunuz çünkü medyanın tamamı Erdoğan rejiminin kontrolünde. Sosyal medyaya yansıyan haberler ise gördüğünüz gibi realitenin tam da kendisi. Düşünün, üniversite öğrencilerinin aktif olarak, yoğun olarak gittiği yerlerde, son dönemde hafta sonunda da sosyal medyada çok dolaştı bu malum, boş dürüm satan esnaflar var. Esnaf bunu yaparken üzülerek yaptığını söylüyor. Öğrencilerin aç kaldığını, öğrencileri doyurabilmek için böyle ayranla birlikte boş dürüm verdiğini, yani boş ekmek aslına bakılırsa, böyle bir çözüm üretildiğini ve buna rağmen de birçok öğrencinin bunu satın aldığını anlatıyor. Bu da aslında sokağın gerçek gündemini bize gösteriyor. Tabii Erdoğan rejimine bakarsanız bunlar söz konusu değil. Tamamı dış güçlerin oyunu, tamamı Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini engelleyen çevrelerin oyunu. Ve dahası her şey aslında Lozan'la, ki bu biliyorsunuz Lozan diye bir cinnet hali söz konusu. 100. yılında Türkiye coşacak, uçacak, havadan bedavadan zengin olacak beklentileri var AKP tabanında. 100. yılında Erdoğan işte madenlerimizi çıkaracağız, Lozan'ın süresi bitecek gibi yalanlarla halkı uyutmaya devam ediyor. Oysa sokaktaki yangın çok büyük. O yangın artık saklanabilecek vaziyette değil. Evet, gündemin herkesi ilgilendiren ilk gündem maddesi buydu. Hemen buradan dünya gündemine bir geçelim. Daha sonra tekrar Türkiye'deki ekonomi ve siyaset gündemlerine geleceğim. Ama şu anda dünyanın en çok konuştuğu konu, yani Türkiye'de herkes enflasyonu konuşuyor ama dünyanın en çok konuştuğu konu Ukrayna, Buça'dan gelen görüntüler. Özellikle hafta sonu tüm dünya medyasında, tüm dünya gazetelerinde manşetlerdeydi bu görüntüler. Televizyon ekranlarında şok etkisi yapan görüntüler oldu. Görüntüleri izlemişsinizdir. Maalesef sansürleyerek yayınlanmak zorunda kalan görüntüler oldu birçok yerde. Çünkü ağır işkence görmüş, tecavüze uğramış, elleri arkasından bağlandıktan sonra infaz edilmiş sivillerin görüntüsü dünya medyasına, dünya ekranlarına yansıdı. Gerçekten bir korku filminden fırlamış sahneler gibi, ama bunlar gerçek. Bunların hepsi Kiev'in 37 kilometre kuzeybatısındaki Buça şehrinden geldi. Rusların savaş suçu işlediği artık tartışma götürmez halde. Bakmayın, Türk medyasındaki bir takım emekli Perinçek generallerinin Rusya'ya yönelik sempatik ifadelerine, şu anda dünyanın tamamı Rusya'nın savaş suçu işlediğini bütün bu veriler ışığında net bir şekilde tescilliyor. Nitekim Zelenski de bölgeye gitti. Oradan duygusal bir konuşma yaptı. Hesap sorulması çağrısında tekrar da yeniledi. Bir taraftan da dünyada bu işe tepki giderek artıyor. Özellikle de Avrupa başkentlerinde çok açıklamalar üst üste geliyor. Çünkü görüntü şu ki, Buça'da özellikle belediye başkanı Fedoruk'un açıklamasında vardı. 300'ü aşkın sivil bu şekilde öldürülmüş. Yani elleri arkalarından bağlanmış, infaz edilmiş. Artı toplu mezarlar var. Uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Özellikle de bir kilisenin bahçesine gömülen çok sayıda ceset uydu görüntüleriyle tescillendi. Biliyorsunuz uydu görüntüleri bu sürede çok popüler oldu. Özellikle Amerika merkezli bir teknoloji şirketi an be an her şeyi kayıt altına alıyor. Sahada olan her şeyi çok yakın detaylarıyla gösteriyor. Ve bunların hepsi, görüntüleri alınmış oldu. Şimdi tartışma şu noktada: Rusya savaş suçu işliyor ve bunun hesabı nasıl sorulacak? Mesela Almanya Başbakanı Olaf Scholz da korkunç ve kan duran kayıtlar diye söyledi ve artı bunun hesabının sorulması gerektiğini ve bunlarla ilgili uluslararası mekanizmaların çalışması gerektiğini ifade etti. Aynı şekilde İngiltere'den benzeri bir açıklama var. Bu görüntülerin savaş suçu oluştuğu, sivilleri hedef aldığı tartışmasız olduğu ve gereğinin yapılması gerektiği yönünde. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de benzeri bir şey ifade etti. Dedi ki, Rusya'nın çekildiği bölgelerde yaşanan tarihsiz felaket karşısında dehşete uğradım. Bağımsız bir soruşturma acilen gereklidir. Savaş suçu işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi gerekir, dedi. Dediğim gibi Türkiye enflasyonu ve iç siyasettekileri konuşurken hafta sonu ve özellikle bugün pazartesi itibariyle dünya medyasının temel gündem maddesi Ukrayna
Buça'dan gelen bu görüntüler. Bakalım önümüzdeki saatlerde başka hangi adımlar atılacak ve Rusya'nın generallerin, Putin'in bürokratlarının, oligarklarının ve Putin'in kendisinin savaş suçuyla ilgili uluslararası platformlarda yargılanmasıyla ilgili tartışma hangi yönde ilerleyecek, bunu da takip edip size aktaracağız. Buradan tekrar Türkiye gündemine dönelim. Biliyorsunuz Erdoğan rejimi paraya sıkıştıkça yeni şeyler üretiyor. Bunlardan bir tanesi promosyonlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Biliyorsunuz son günlerde, son haftalarda dünyanın değişik yerlerinde, Afrika'da, Orta Asya'da, Avrupa'da, Rusya'nın ve Ukrayna'nın içinde bulunduğu bölgelerde Türkiye yoğun bir şekilde kampanya yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, dumping var. Ucuz parayı veren vatandaşlık alıyor. Hatta kulisler öyle ki, yani 250 bin dolara satılan evlerin aslında emlakçılarla anlaşıp 50 bin, 60 bin dolara satıp kağıt üzerinde 250 bin dolara satılmış gösterip onun üzerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alınıyor. Neden? Burada Erdoğan'ın paraya ihtiyacı var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını satıyor. Buradan yeni bir aşamaya geçti Erdoğan. Yeni bir para aşamasına geçti. Yeni bir para kaynağı noktasına, zekat. Diyeceksiniz ki ya bu zekatla ne ilgisi var? İşte buradaki toplam büyüklük 5-6 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Zekat bütçesi. Yani artık para alacak, para bulacak, vatandaştan para toplayacak yer çok kalmamış olacak ki Kızılay üzerinden zekat fonu adı altında bir kampanya başlatıyorlar ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık diyor ki Kızılay zekat müessesesi kurduk. Bu yöntemle diyor toplayacağımız paralarla üretim sıkıntısı çeken üreticilerin borçlarının ödeneceği bir model hayata geçireceğiz. Yani buradaki hedef de zaten yine kendi yandaşlarına para aktarmak. Çünkü zekatın temel esprisi biliyorsunuz ihtiyaç sahiplerine dağıtılması. Ama Erdoğan rejimi burada da ki Kınık'ın ifadesine göre 5-6 milyar dolarlık bir sektör bu. Toplamda toplanabilecek zekat büyüklüğü. Yani bunu da hesaplamışlar ne kadar para toplanabilir diye. Ve bu para da yandaşlara bir şekilde dağıtılacak. Ayrı bir fon oluşturulacak ve oradan yürüyecekler. Hani para bulmak için her türlü atraksiyonu yapan rejim bu açıdan işte onu da zekatımıza da göz dikmiş vaziyetteler. Erdoğan rejim için yapmayacağı hiçbir şey yok. Hafta sonunda da çok konuşuldu. Cuma'dan sarkan bir haber olarak da yine okyanus ötesinde anlatmıştık. Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında para ihtiyacı söz konusu olan Erdoğan davayı kapatıp Suudlara teslim etti dosyayı. Cumartesi günü hafta sonu gündeminden sarkan bir detay olarak aktarayım. Washington Post biliyorsunuz Amerika'nın en önemli iki gazetesinden bir tanesi. Washington Post'un editoryal yazısı, editoryal kurul yazısı ortak bir yazı bu gazetenin durumunu ifade eden Erdoğan'ı direkt olarak ihanetle suçladı. Erdoğan ihanet etti başlıklı bir yazıydı. Konu da şuydu. Dedi ki Amerika'nın en önemli gazetesi Washington Post'un editoryal kurulu Erdoğan para için Cemal Khashoggi davasını sattı. Yani Erdoğan'ın para için her şeyi yapabileceğini Türkiye'de biz yaşayarak görmüştük. Şimdi Amerikalılar da görmüş oldular. Evet, dış politikadan devam edelim. Oradan iç politikaya geçeceğiz. Çünkü dış politikada çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme Türkiye'de çok yakından ilgilendiriyor. Hafta sonu iki seçim Avrupa'da önemliydi. Birisi Macaristan, birisi Sırbistan. İkisinde de tırnak içerisinde kötü adamlar kazandı. Yani otoriter rejimler, Erdoğan'ın tarzı, tek adam rejimleri, basına, demokrasiye saygısı olmayan isimler ve bu isimler Türkiye için çok şey söylüyor. Özellikle Macaristan. Orban yönetimi biliyorsunuz Putin'e olan sevgisi, saygısı, hayranlığı çok meşhur olan birisi ve aynı zamanda Erdoğan'la çok yakın. Tıpkı Erdoğan sürecinin yaptığı gibi basını kontrol altına alan, basını satın alabilen, satın alamadıklarını baskıyla kapatan, sivil toplumu, medyayı baskı altına alan, otoriter tek adam rejimini kuran, yandaş oligarkları olan, tıpkı Putin'in oligarkları gibi, Erdoğan'ın oligarkları gibi Orban'ın da oligarkları var. Ve Orban bütün bu süreç içerisinde ekonomik krizle boğuşuyor. Türkiye kadar olmasa da bir ekonomik krizleri var. Çünkü Türkiye'deki kriz şu anda Suriye'ye bile geçmiş durumda. Ekonomik kriz var ve birkaç ay öncesine kadar anketlerde Orban kaybedecek gözüküyordu. Ve dahası şu, Türkiye ile çok paralel bir nokta. Ha bir de şunu da hatırlatalım. Orban da seçim sistemini değiştirmişti seçime giderken tıpkı Erdoğan gibi. Yani Erdoğan, Orban, Putin bu otoriter liderler arasındaki paslaşma son derece enteresan. İşte Orban Erdoğan'ın yaptıklarını yaptı. Erdoğan Orban'ın yaptıklarını yaptı ve bu şekilde seçime doğru giderken ekonomik krizle boğuşan Orban anketlerde kötü gözüküyordu. Ta ki bir ay öncesine kadar. Bir ay önce başlayan Ukrayna krizi, Ukrayna'nın işgali Orban'ın gücünü pekiştirdi. Çok enteresan bir durum. Anketlere göre Orban kaybediyordu.
Ama Orban seçimi kazandı, hem de çok ciddi bir farkla kazandı. %54'e 34, yanlış hatırlamıyorsam. Oldukça ciddi bir rakam. Burada Türkiye'nin alması gereken çok ciddi bir mesaj var. Muhalefetin alması gereken bir mesaj var. Çünkü tıpkı Türkiye'deki gibi altı muhalefet partisi Macaristan'da bir araya geldi, bir ittifak oluşturdu. İttifakın aday belirleme süreci son derece enteresan oldu. İttifakın en güçlü adayı, Orban'ın karşısındaki isim, Budapeşte belediye başkanı idi. Bütün anketlerde öyle gözüküyordu. Popüler bir isimdi. Bir hikayesi vardı. Tıpkı Türkiye'deki Ekrem İmamoğlu'na benzetiliyordu bu yönüyle. Ama altılı muhalefet bloğu 3. sırada, yani ön yoklamanın 3. sırasında yer alan, yine bir belediye başkanı olan, daha küçük bir şehrin belediye başkanını aday gösterdiler. Ve bu aday Orban karşısında felaket bir sonuç aldı. Tabi burada Türkiye'deki tartışmalara bağlayacağım bu noktada. Tam da Türkiye mesajı, yani Ukrayna krizi otoriter ülkelerde, otoriter rejimlerde olduğu gibi mevcut iktidarın lehine yarıyor. Sanılanın aksine ekonomik kriz ya da yaşanan baskıcı uygulamalar iktidarı değiştirmeye yetmiyor. Hele hele bir de savaş riski, çatışma riski varsa halk mevcut iktidarın ve otoriter güçlü iktidarın yanında olmayı tercih ediyor. Bu siyaset biliminde teorik olarak pratikte teyit edilmiş bir teorisi. Yani çatışma halleri otoriter liderlere yarıyor. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Altı muhalefet partisi halihazırda adayını belirleyebilmiş değil. Hani tamam, Türkiye'de seçime bir yıl var. En kötü ihtimalle bir yıl var ama halihazırda bir sorun var. Türk muhalefet partisi adayını nasıl belirleyecek, altılı muhalefet? Tıpkı Macaristan'da olduğu gibi güçlü bir popüler bir isim mi destekleyecekler, kazanabilecek bir isim mi belirleyecekler ya da başka bir isim belirleyip da ikinci bir ekmek için Ekmelettin faciasına mı yol açacaklar ve Erdoğan'ın yolunu mu açacaklar? Açıkçası Macaristan seçimlerinden Türk siyasetine, Türk iç siyasetine, gündemine dair çok ciddi mesajlar var. Bakalım muhalefet bu mesajları okuyup görüp alabilecek mi Macaristan dersinden? Kendi Türkiye'deki ortama uygun bir sonuç çıkarabilecek mi? Onu da izleyip göreceğiz. Çünkü Macaristan gerçekten Türkiye ile alakalı çok önemli bir örnek ve her şey neredeyse Türkiye ile paralel. Bakalım seçim sonuçları bu paralelliği sürdürecek mi? Ya da muhalefet alması gereken dersleri alıp atılması gereken adımları atabilecek mi? Onu da önümüzdeki süreçte takip edeceğiz. İç politikadan, siyaset gündeminden devam edelim. Biliyorsunuz bizim Adalet Bakanı var, Bekir Bozdağ. Kendisi son derece enteresan bir kişilik. Çok rahat, yüzü hiç kızarmaz. Poker face diye bilinen bir tabirdir. Yani yüzünde renk yoktur, böyle hep aynı donuk ifadelerle bakar. İşte o isim hafta sonu bir açıklama yaptı ve herkesin yok artık dediği bir tabloya dönüştürdü işi. Kendisi bu yönde son derece mahir. Yani çok rahatlıkla, çok pervasızca verileri çarpıtabiliyor. Hani Adalet Bakanı olması hasebiyle daha da önemli. Yani çok daha kritik bir alana bakıyor ve en hassas olması gereken alan. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dedi ki, Türkiye'de cezaevlerinde kötü muamele, işkence yok. Biz denetimleri yaptık, çalışmaları yaptık. Bu yönde hiçbir veriye ulaşamadık. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani cezaevlerinde her şey güllük gülistanlık dedi. Dahası bugün aynı açıklamanın devamında Adalet Akademisi'ndeki bir programda dedi ki, Türkiye'de hakimler bağımsızdır. Şimdi hani dalga geçiyor muhtemelen aklımızda diyeceğiz ama bütün AKP serüvenine baktığımız zaman bu çok da sıra dışı bir durum değil. Bekir Bozdağ diyarında diyebiliriz buna. Çünkü işkence o kadar aleni, cezaevinde bile hayatını kaybetmiş onlarca insan var. Hepsini yaşayarak gördük. Beyaz sandalyede ölümü sembol haline gelen Mustafa Kabakçıoğlu ile ilgili hala inceleme sonucu bile çıkmadı. İşkence olmayan Türkiye cezaevlerinde insanlar cezaevlerinde ölüyorlar. Öğretmen Halime Gülsü'den tutun, öğretmen Gökhan Açıkkollu'ya kadar, Nesrin Genç Osman'a kadar çok sayıda isim sayabiliriz bu şekilde. Halihazırda adli tıp raporlarına rağmen, ağır hasta olmasına rağmen, MS hastası gibi, kanser hastası gibi ağır hastalar olmasına rağmen bunların tamamı cezaevlerinde. Yaşlı, beli bükülmüş insanlar cezaevlerinde. Daha geçtiğimiz ay iki tane hayırsever isim, birisi İzmir'de, birisi Manisa'da hayatını kaybetti. Yaşları oldukça ileri olmasına ve sağlık sorunlarına rağmen cezaevlerinin kötü şartlarında tutuldukları için hayatlarını kaybettiler. Ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çıktı ki cezaevlerinde işkence yok, hakimlerimiz de bağımsızdır.
Yani hakimlerin zaten Yargıtay Başkanı bile isyan ediyor. %60'ı 5 yılın altında tecrübe sahibi. Yani 15 Temmuz sonrası parti tarikatlarından gelen isimler. Ve Adalet Akademisi 1200 hakim savcı için karar yazma eğitimi veriyor. Düşünün, karar yazma eğitimi veriyor. Hani bu kadar ilgisiz alakasız insanlar dolduruldu ve Bekir Bozdağ çıkıyor, diyor ki hakimlerimiz bağımsızdır, cezaevlerinde sorun yok. Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP milletvekili, Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu adeta isyan etti. İfadesi şu: yüzünün kızarmamasını hayret ediyor. Yani gerçekten Ömer Faruk Gergerlioğlu zaten bu dönemin parlayan yıldızı, özellikle insan hakkı ihlalleri konusunda bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji içerisinde bu konuları takip ediyor, ekranı taşıyor, meclis kürsüne taşıyor. Ve bütün bunları hani Türkiye'de kim biliyor derseniz, en iyi bilen birkaç isimden bir tanesi, hatta bana göre birincisi. Cezaevlerinde 50 binden fazla mahpus var diyor. Fazla mahpus var. Yani olması kapasitenin üzerinde. 90 bin kişiyi de afla çıkarttıkları halde 50 bin fazla var. Yani 10 kişilik yerde 20 kişi kalıyor. 20 kişilik yerde 40 kişi kalıyor. Ve bunlarla ilgili olarak kaydedilen, kamera kayıtlarına yansıyan Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı verdi. Düşün bakın, Bekir Bozdağ Anayasa Mahkemesi'ni bile adeta yalanlıyor ya da Anayasa Mahkemesi'ni bile yok sayıyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi özellikle kameraya kaydedilmiş Kırıkkale cezaevinde yaşanan bir işkence, kötü muamele olayının, yani gardiyanlarının bir mahkumun kolunu kırması ile ilgili olayı hatırlatıyorum. O olaydan hareketle Anayasa Mahkemesi ihlal kararı vermişti. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bile ihlal kararı verdiği, ki Anayasa Mahkemesi de sarayın emrinde biliyorsunuz. Bütün bunlara rağmen Bekir Bozdağ çıkıyor, diyor ki cezaevlerinde hiçbir şey yok. Ha, Erdoğan da aynı şeyi yapıyor. Ne zaman Washington'a gelse ya da Erdoğan'ın isimleri, ki bunların içerisinde biliyorsunuz eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da var. Kendisi de Washington'a gelip Türkiye'de işkence yok demişti. Erdoğan ve ekibi de Washington'a geldiklerinde Türkiye'de tutuklu gazeteci yok gibi bir yalanı herkesin gözünün içine baka baka yıllardır söylüyorlar. İşte Bekir Bozdağ da zaten bu yüzden Adalet Bakanı yapıldı. Bu yalanları rahatlıkla söylesin diye. İşte bu yalanları söylemeye devam ediyorlar. Bütün herkesin verileriyle ortaya konduğu mahkum yakınlarının çıplak aramasından tutun, hastaların tahliye edilmesine kadar onlarca başlıkta var olan bir yığın suç, ihlal Bekir Bozdağ'a göre yokmuş. Tam da Erdoğan rejimine uygun bir Adalet Bakanı. İç politikadan devam edelim. Bugün yine haberlerde çıkan Erdoğan tarafından açılmış bir dava konusu var. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı ve 1 milyon liralık dava. Kemal Kılıçdaroğlu bence şimdiden bu 1 milyon liralık parayı hazırlamasında fayda var. Çünkü Erdoğan rejimindeki mahkemelerden farklı bir sonuç çıkması mümkün değil. Ama bana göre Erdoğan burada ciddi bir tuzağa düştü. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bu çıkışı yaparken bu davanın açılacağını tahmin ediyordur. Çünkü daha önce çok sayıda davaya muhatap oldu kendisi. Bir sürü de tazminat davası çıktı Kılıçdaroğlu'nun aleyhine. Ama bu dava yapılırken, bu dava, işte bu ifade edilirken bu davanın açılacağını Kılıçdaroğlu biliyordur. Hani speküle edebilirim, Kılıçdaroğlu bence Erdoğan'ı tuzağa düşürdü. Nasıl düşürdü? Şöyle ki, dedi ki Kılıçdaroğlu, sen ekonomi, hani Erdoğan demişti ki işte ben ekonomistim, sen vergi memurusun. Ben ekonomistim, sen vergi memursun demişti. Kılıçdaroğlu dedi ki, yani sen ekonomist değilsin, olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar. İşte buna Erdoğan bozulmuş. Sen bana bunu nasıl söylersin deyip 1 milyon liralık dava açmış. Bence Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun tuzağına düştü. Nedeni şu: her ne kadar yargı tamamen sarayın kontrolünde olsa bile bu dava aşamasında CHP liderinin avukatları, emin olun, fazlasıyla delil getirecektir. Daha 17-25 Aralık tapelerinde bunların zaten delilleri var. Ne var? İşte iş adamlarıyla yapılan pazarlıklar. Bunların hepsi mahkeme kararıyla alınmış deliller. Halihazırda delil olarak dosyalarda duruyor. Kaybolmadılar. Bu dosyaların hepsi halihazırda burada olduğuna göre ve var olduklarına göre önümüzdeki dönemde şunu net olarak göreceğiz: bu dava aşamasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları yoğun bir şekilde bunları, dosyaları ve hatta yeni delilleri mahkemeye yığacaklar. Böylelikle Erdoğan'ın tahsildarlığına dair çok daha güçlü, çok daha yeni, çok daha etkili verileri biz görmüş olacağız. Erdoğan bunu bilerek, düşünerek mi yaptı bilmiyorum ama Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun tuzağına düştü diyebilirim. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun eline bir fırsat vermiş oldu. Erdoğan'ın tahsildarlığına dair verileri mahkeme huzurunda herkese açıklama fırsatı vermiş oldular.
Bu davayı da izleyip size aktarmaya devam edeceğiz. Bir yandan da malum anketlerimiz var. Seçim yaklaştıkça bu anketler artıyor, artmaya devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi Avrasya Araştırma'nın son anketi. Avrasya Araştırma 24-29 Mart 2022 tarihleri arasında 26 ilde çalışma yaptı ve 2600 kişiyle 2460 kişiyle yapılan bu yüzde yapılan anketin sonuçlarına göre CHP %31,5 ile birinci parti, AKP %30,8 ile ikinci parti, İyi Parti de %12,6, HDP %10,1, MHP %5,7, yani %7'lik barajın bile altında kalıyor. Deva Partisi de %3,5. Bu sonuçlarla ilgili tabii anket içerisinde başka veriler de var. Az önce Macaristan örneğinde de anlattım. Macaristan'da Orban anketlere göre seçimi kaybediyordu ama son birkaç ay içerisinde tablo değişti. Özellikle de aday çok önemli bir nokta burada. Aynı durumu Türkiye'de yaşayabilir. İşte gördüğünüz gibi bütün anketlerde Erdoğan'ın seçimi kazanması mümkün değil. Hepsi bunu gösteriyor. Ama Erdoğan'ın seçimi kazanması bir de muhalefetin atacağı adımlara bağlı. İşte muhalefetin aday belirlemesi, adayın sloganı, söylemi ve parti teşkilatlarının seçim güvenliği için çalışması son derece önemli. Bunu da dikkatinize sunalım. Ankette başka detaylar var. Merakları internet sitelerinden görebilir. Mesela ekonominin ne kadar kötü olduğuna dair herkesin hemfikir olduğu veriler var. %73,2 AKP seçmeninde bile Erdoğan rejiminin ekonomiyi kötü yönettiği sonucu var. Ekonominin kötü yönetildiği, bu kadar kötü yönetildiği, enflasyonun Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığı ve dünyanın en kötü 7. enflasyon olduğu bir ortamda. Bu sonuç şaşırtıcı değil ama anket sonuçları seçimlere nasıl yansıyacak? Tabii bu tek belirgin, tek parametreli bir konu değil. Başka faktörler de var. Bu ara Ramazan'dayız. Bu da Ramazan'ın ilk nöbetçi editörü. Bu vesileyle tekrar tebrik edelim. Hayırlara vesile olmasını, barış huzur getirmesini dileyelim. Bir Ramazan haberiyle devam edelim. Sedat Peker'in yardım kolileri. Biliyorsunuz Sedat Peker'in yardım kolileri önceki yıllarda son derece popülerdi. Hatta valiler, AKP il başkanları, milletvekilleri Sedat Peker'in yardım kolileriyle poz verir, bunları dağıtırken bunlar üzerinden prim toplamaya çalışırlardı. Sedat Peker'in Suriye'ye gönderdiği yardım kolileri adı altındaki şeyler zaten bambaşka bir konu. Biliyorsunuz Sedat Peker bunların aslında işi de oradaki radikal gruplara gittiğini ve Sedat Peker'in yardım konvoylarının içerisine Sadat mensuplarının başka şeyleri yerleştirdiğini zaten kendisi videolarında anlatmıştı. Ama burada dikkat çekici olan şey şu. Sedat Peker her yıl Ramazan ayında Rize'de, Karadeniz bölgesinde, Trabzon'da yardım paketi dağıtıyor ve bunları muhtarlar aracıyla dağıtıyor. Bu yıl da benzeri bir hareket yapmış ve hemen akabinde olan şey oldu. Sedat Peker'in yardım kolilerini dağıtan muhtarlar ve onları haber yapan gazeteciler gözaltına alındı. Sonra serbest bırakıldılar. Tutuksuz yargılanma ya da işte soruşturma ne aşamada gidecek henüz belli değil ama şu anda serbest bırakıldılar. Tabii dikkat çekici olan şey şu. Hani ya Ramazan yardımı dağıtmak suç olur mu? Ramazan yardımı dağıtmak bir tutuklama vesilesi olur mu? Erdoğan rejiminde olur. Çünkü Ramazan yardımı dağıttı, kermes yaptı, öğrencilere burs verdi, Ramazan'da kurban dağıttı diye on binlerce insan tutuklandı. Şu anda cezaevlerindeler. Ramazan ayını cezaevinde, cezaevi şartlarında geçiriyorlar. Çünkü Erdoğan rejimine göre bunların hepsi terör suçu. Eğer siz bir kermeste öğrencilere burs vermek için bir şeyler satmışsanız, Ramazan'da öğrencilere, Ramazan ayı ailelerinden uzaktalar, bir iftar sofrasında bulunsunlar, iftarımızı paylaşalım diye yemek veren insanların hepsi şu anda tutuklu. Ve Sedat Peker buradan farklı olamazdı. Sedat Peker'i de aynı çerçevede etiketlemiş oldular ve Sedat Peker'in de dağıttığı koliler gözaltına alınmış oldu. Yardım kolileri de gözaltında. Hani bir aşama sonrası Sedat Peker'i FETÖ'cü ilan etmeleri onu da yaparlar mı bilmiyorum ama işte şaşırtıcı olmaz. Çünkü yardım kolisi dağıtmak da gördüğünüz gibi bir suç unsuru haline getirilmiş oldu. İç siyaset gündeminden bir başka daha devam edelim gündeme. Önemli bir gelişme. Orban gündemini atarken söylediğim bir konuydu. Son dakika gelişmesi yani bültene yakın saatlerde muhalefet partilerinden gelen bir takım açıklamalar oldu. Onları da hatırlatmış olalım. Önemli açıklamalar o da şu. Şimdi malum olduğu üzere 6 siyasi parti bir araya geliyor ve bu siyasi partiler şimdi dönüşümlü olarak bir partinin genel başkanlığında toplantılar yapıyor. Yol haritasını belirliyor. Eylem planlarını hazırlıyorlar. Son toplantının öne çıkan bir eylem maddesi vardı. O da seçim güvenliği. Neden? Çünkü Erdoğan rejimi gördüğünüz gibi MHP ile el ele verip seçim yasasını değiştirdi. Ve buradaki her değişiklik, her madde Erdoğan'a daha fazla oy kazandıracak.
daha az oy olmasına rağmen daha fazla koltuk kazandıracak düzenlemeler içeriyor. Yani şike yapıyor Erdoğan rejimi. Bir şike düzenlemesiydi bu. Ve masada kazanmak içindi yapılan. Ve sonrasında bu düzenleme malum olduğu üzere meclisten geçti. Şimdi muhalefet bunu önceledi. Aslında daha önce yapması gereken bir adımı geç de olsa doğru bir adım attı. Ve şimdi seçim güvenliğiyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Ve seçim güvenliğiyle ilgili bu süreçte CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Oğuzkan Salıcı'nın bir demeci var, açıklaması var. Diyor ki İstanbul modelini aldık, İstanbul'da olduğu gibi. Bu önemli bir vurgu çünkü bir önceki yerel seçimlerde İstanbul'da Erdoğan rejiminin her türlü üç kağıtlarına rağmen İstanbul'da seçim sandıklarına sahip çıkıldı ve sonuçlar muhalefetin gözetiminde gerçekleşen bu sayımlarla değiştirilemedi. Her ne kadar ikinci tur, yani daha doğrusu legal bir seçimi iptal ettirip ikinci defa sandığa gittiler ama orada da hezimet yaşanmıştı malum. Dolayısıyla diyor ki muhalefet lideri, CHP temsilcisi Salıcı, Genel Başkan Yardımcısı, biz İstanbul modelini uygulayacağız ve bu açıdan şu ana kadar işte 180 bin sandık görevlisinin %98'ini belirledik. Bununla birlikte her sandıkta görevlilerimiz olacak, bilişim uzmanlarımız olacak. Yani İstanbul'da yaptığımızı, bir önceki yerel seçimde yaptığımızı tüm Türkiye'de uygulayacağız ve bununla ilgili olarak da diğer partilerle de işbirliği halindeyiz. HDP'de böyle bir çalışma olması halinde ortak çalışmaya hazır olduğunu da açıkladı. Yani seçim güvenliği altı muhalefet partisinin ve görünüşte orada olmayan ama aslında aynı ekip içerisinde yer aldığını sayabileceğimiz HDP'nin de gündeminde bu seçim güvenliği meselesi var. Muhalefet atması gereken adımı en azından gecikmeli de olsa atıyor diyebiliriz. Evet, bugün 4 Nisan 2022 Pazartesi, öne çıkan başlıklar ve günün manşeti bu şekildeydi. Günün manşeti başta da anlattığın gibi tutulamayan, dünya rekorları kıran enflasyon artık yangın kapatılamayacak boyutlara geçmiş durumda. Erdoğan rejiminin kontrolündeki İstatistik Kurumu bile %60'ın üzerinde bir enflasyon açıkladı. Bu da bütün değerlerin, tartışmaların yeniden başka boyutuyla ele alınması demek. Yani yangın artık saklanamıyor. Yangın sokaklar, herkesin cebi yanıyor. Evet, yeni bültenlerde görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.